Arkadaşlar merhabalar bu videomda Mikro Orjinal yayınlarının hazırladığı TTIT Geometri Soru Bankası kitabında dörtgenler konusundaki uzunluk ve alan özellikleri testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Köşegenleri dik kesen bir dörtgen var ve köşegenler dik kesiyorsa ne yapıyorduk? Karşılıklı kenarların kareleri toplamları birbirine eşit. Yani x kare artı 2'nin karesi eşittir. 7'nin ile 6'nın karesinin toplamına eşittir. Buradan x kare artı 4 eşittir. 36 artı 49 yapıyor. Şu ikisinin toplamı 85 yaptı. 4'ten çıkartırsak 81 yapıyor. X kare eşittir 81 ise x'i de böylelikle 9 olarak buluruz. Birinci soru 9 oldu. Geldik ikinci soruya. Şurada k ve 3k oranlaması verilmiş. Ali Bey uzunluğu k. Buraya da 3k yazdım. E köşegenler dik kesiyor. Karşılıklı kenarların kareleri toplamı. Yani k kare artı 3k'nın karesi 9k kare. Eşittir 2'nin karesi artı 4'ün karesi. Yani 4 artı 16. Buradan 10 k kare eşittir 20 geldi. K kare eşittir 2 geldi. Ve böylelikle k'yı da kaç bulduk? Kök 2 olarak bulduk. AB uzunluğu isteniyor bizden. Cevap kök 2 yaptı. ikinci soruda. 3'e geldik. 30'un karşısı 2 ise direkt bir 30, 60, 90 üçgeni var elimizde. 30'un karşısı 2 ise 90'ın karşısı 4'tür. Hocam direkt karşılıklı keşelerin kareleri toplamlarından yapabiliriz. Evet eyvallah doğru. Ama direkt buradan da 30'un karşısı 2 ise burası 2 3 deyip Pisagor bağıntısından burayı bulup Sonra buradaki Pisagor'dan burayı bulup sonra buradaki Pisagor'dan da burayı bulabiliriz aslında. İstersen öyle istersen şu özellikten yap. Hadi şuradan yapayım istersen. 36'dan 12 çıktı 24 değil mi? Evet kök 24. Burası kök 24 oldu. 25'ten 24 çıktı kök 1 oldu. Kök 1 dediğimizde 1 yapar burası. 1 2 kök 5 üçgeninden de burası kök 5 çıkar. Yani ister uzun yoldan yap ister formülden yap. Sana kalmış ama bu köşegenler dik kesen dörtgende, karşılıklı kenarların kareleri toplamının birbirine eşit olmasını bil tabii ki. 3'ü ne bulduk arkadaşım? Kök 5 bulduk. Geldik 4. soruya. Burada da 60 derece var. Alan nedir diye soruluyor. Arkadaş burada alanı bulurken istersen şuradan yap. Hocam köşegenler ve arasındaki açı belliyse 10 çarpı 8 çarpı sinüs 60 bölü 2 formülünden yap. Sinüs 60 kök 3 bölü 2'dir. Şu bölü 2 bölü 2 bölü 4 yaptı. Bunu da sadeleşti. O zaman cevap 20, 20 kök 3 yaptı. İster buradan yap. istersen de şuradan yap. Hocam yukarıdaki üçgenin alanını ben ayrı bir şekilde bulabilirim. Taban belli. Değil mi? Nasıl bulacağız? Hocam tabana ait yükseklik istedik. 90'ın karşısı 6 30'un karşısı 3. Burası 3 kök 3 yapar. Evet üçgenin alanı 8 çarpı. Çünkü tabanımız 8. 8 çarpı 3 kök 3 bölü 2 artı. E hocam burası da 60. Buradan da bir dik çizerim böyle. 90'ın karşısı 4 30'un karşısı 2. Burası da 2 kök 3 yapar. Alttaki üçgenin alanında 8 tabanına ait yükseklik 2 kök 3 olduğu için 8 çarpı 2 kök 3 bölü 2'ye eşit olacaktır. Bu 20 şunlar gitsin şöyle 4 12 kök 3 yaptı burası artı burası da 8 kök 3 topladığımız zaman da kaç yapıyor 20 kök 3 yapıyor. İster böyle üçgen bilginle yap istersen formülden yap sana kalmış dostum. Örnek 4 20 kök 3 geldik örnek 5'e. Bu eşkenar üçgen olarak verilmiş 4 4 4 o zaman buradaki açılar 60'ar derece mi yaptı? Evet ister köşegenler çarpımının yarısından yap istersen biraz önceki gibi nereden yap dikmeleri çizerek yine sonuca ulaşırsın. Neyse köşegenler çarpımını öğrendiğimiz için 10 çarpı 6 çarpı sinüs 60 bölü 2'den sonuca ulaşabiliriz. Yani 10 çarpı 6 çarpı sinüs 60 kök 3 bölü 2 bir de bölü 2'si var. Şu 2 ile bu sadeleşse 3 yapar. Bu 10 ile bu sadeleşse 5 yapar. 5 kere 3 15 kök 3 diye buluruz cevabı. Evet örnek 5 15 kök 3. Geldik örnek 6'ya. Valla 3'ü 4'ü gören hemen bir dik üçgeni Pisagor bağıntısını yapıştırır büyük ihtimalle. 3, 4, 5. Aa 5, 12, 13 de sağlandı. Yani burası da 90 derece oldu mu? Oldu. Şimdi bizden ne isteniyor? Alan isteniyor. Eee öncelikle şu alanı bulurum. Dik kenarlar çarpımının yarısı artı. Sonra şu alanı bulurum. O da dik kenarlar çarpımının yarısı değil midir? Dik üçgen olduğundan dolayı. Evet 5 çarpı 12 bölü 2'ye eşittir orası da. 12 bölü 2'den 6'ya eşit oldu. Bu da 60 bölü 2'den 30'a eşit oldu. Yani cevabımız da böylelikle kaç çıktı? 36 çıktı. Örnek 6'yı 36 bulduk. Ve böylelikle bu testi bitirdik. O zaman bir sonraki videoda yani orta nokta kullanımında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.